As TV ekranlarından, takım işi programından herkese mutlu akşamlar değerli izleyenler. Salih Paşa'mla birlikte haftalık konu ve gündemi değerlendirdiğimiz spor programımızda sizlerle birlikteyiz. Salih Paşa, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk sevgili Anıl Uygur. Yoğun bir hafta geçirdin evet. Sen de. Özellikle 6 Şubat depreminin üzerinden bir sene geçti. Biz de acıyla o günleri anıyoruz. Sen de Hatay'daydın. Evet. Yani oradaki izlenimlerin nelerdi, nasıldı? Ya şimdi bir sene öncesine dönecek olursak yani Hatay tabii ki de en çok etkilenen şehrimiz oldu. Tabii bu ardı ardına yaşanan depremler üst üste iki defa hem yani çok kısa aralıklarla merkez üssü Kahramanmaraş, işte Adıyaman, Malatya, yani Gaziantep, Hatay, 7 ilimiz etkilendi bu depremden. Şimdi depremin ilk günlerinde zaten önce biz işte Gaziantep'te Nurdağ'da, sonra ardından Hatay'da işte yapmamız gereken çalışmalar vardı, onları yaptık. Sonrasında işte biraz orada hem artık ne yapabilirsek, çünkü o kadar şey ki depremin ilk günlerinde tüm Türkiye bir oldu, yumruk oldu. Evet. İşte oradaki depremden etkilenen vatandaşlarımıza, şehirlere yardımlar gönderildi. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Artık orada ne yapmamız gerekiyorsa. Çünkü öyle bir kaos ortamı oluyor ki yani ilk defa tabii bir Bursa olarak biz 99'da da Yalova'yı yaşadık. Evet. Yakın zamanda işte Bolu'da oldu, Düzce'de oldu, işte Elazığ'da oldu, İzmir'de Erzincan'da oldu, Erzincan'da oldu. Biz neticede bir deprem ülkesiyiz. Evet. Gerçekten orada olduktan sonra anlıyorsun. Tabii. Ne yapmamız gerektiğini. Yani çünkü hadi kurtaralım olmuyor yani. Ben bizzat şuna şahit olmuştum o dönemde Hatay'dayken. Evet biliyorsun aşağıda birileri var. Ama i̇şte bir şey yapamıyorsun. Müdahaleyi ben yaparsam tabii. Belki de o canları kurtaramayacağım ama işte oraya gelip bu alanında uzman, buna sertifikası olan, yetkisi olan insanların İnsanlara yardım gelip ederek. Yardım etmesi gerekiyordu. Büyük bir şeref tabii. Evet durumu o. Yani evet Hatay 6 Şubat'ta yıl dönümünde oradaydım. İşte hem şehit ziyaret ettik. Bu arada ben de depremzede yakınıyım. Bizzat benim eşim ve oğlum da. Evet Maraş'taydı. Yani. Kahramanmaraş depremindeydiler. Yani orada nasıl desem anlatamıyorsun yani. Orada oraya insanları gördükten sonra o şehitlikte isimsizler var. Yani tabii, öyle ki mezarların yani. İçin üzerinde isim yazmıyor. Kim? Kimin oğlu, kimin kızı, kimin babası, kimin amcası, kimin annesi, kimin cenazesi yani. Orada onu gördük. Yine işte gezdik, ne oldu, ne bitti, bir sene içinde neler değişti. Onun haricinde ben işte Hatay'a belki de bu depremden sonra 3-4. Kez gidişimizde yani görev icabı bir şekilde. Yani orada Hatay'ın kolay yapısal anlamında kolay kolay hani hemen yarın bir sene sonra belki de tamamen yapılar yapılabilir ama oradaki insanların psikolojisi, tabii. Oradaki insanların sosyal yaşantısı ne kadar zamanda düzelir onu bilmiyorum tabii. Yani biz bile o zamanlar yani ben mesela uyurken yani böyle uykumdan şey yapıyordum kendimden yani utanıyor gibi derler ya. Yani milletimizin bir araya gelmesi evet belki şeydi ama inşallah yani ilerleyen zamanlarda sadece sportif başarılarda yani evet. Daha güzel şeylerde bir araya geliriz. Bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi mesela Kahramanmaraş'taydım ondan bir hafta önce de. Kahramanmaraş sosyal olarak biraz daha toparlanmış. Hem şehir olarak hem yaşantı anlamında biraz daha toparlanmış vaziyetteydi. Ama aynı şeyi Hatay'da göremedim tabii ki de. Doğru diye demek ki. Şeylerle spor dünyasında da özellikle ekranlara da geliyor. Maarif Koleji Kıbrıs'tan yani bir takım Şampiyon Melekler diye voleybol takımı Adıyaman'da. Kıbrıs'ta Adıyaman'da vefat etmişlerdi onlar da. Aynı şekilde Christian Atsu dünya futboluna mal olmuş bir isim. Onu da kaybettik. Onları da rahmet tanıyoruz. Taner Hoca, Taner Savut o da Türk futbolu için önemli bir antrenördü. Malatya'nın kalecisi. Ahmet Eyüp Türkaslan evet o da çok genç bir kaleciydi. Onunla ilgili de Yılmaz Hoca bir televizyon kanalına bağlanmıştı. Tam da o sırada biliyorsun ki hani arama kurtarma çalışmaları çok vakit almıştı. Ahmet Eyüp'ün cenazesinin bulunduğu haberi geldi. Hiç unutamam yani Yılmaz Vural ağlayarak yani ben daha devam edemem dedi.
Çok yine Bursa Spor'da yani. Da oynadı. Ahmet Düveroğlu'nun kuzeniydi. Nilay Aydoğan basketbolcu. Evet, o da milli vefat etmişti. Allah hepsini rahmetle anıyoruz. Yani inşallah bir daha böyle Allah acılar daha yaşatmasın memleketimizde hiç kimseye. Yani vefat edenlere de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına, Türk milletine sabırlar dilemekten başka bir şeyimiz yok yani. Aynen, bizde artık yani. Bundan çaresi sonra deprem hattında depremle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Artık bunun izde tabii gerekli önlemleri almalıyız yani. Ciddi önlemler gerçekten mi olur, ne olur bilmiyorum yani. Yani kesinlikle o konuda önlemlerimizi almalıyız. Çünkü harbiden yani program başında senin de belirttiğin gibi biz bir deprem ülkesiyiz. Allah bir daha aynı acıları yaşatmasın diyelim o zaman. Evet, yavaş yavaş gündemimize, spor gündemine dönmek istiyorum ben sevgili Salih Başan. Bursa Spor yönetiminin başlatmış olduğu bir kombine projesi vardı. Evet. Bursa Spor taraftarından ona güzel bir, ciddi bir destek geldi. Hatta biz de aynı şekilde bu desteğe de bulunduk. Bursa Spor'un hafta sonu Altınordu deplasmanında kaybetti. Yarın da Beyoğlu maçı var. Evet. Oyun gerçi yine bizi yere üzdü ama yani nasıl diyeyim, bizim cami olarak kenetlenmekten başka çaremiz yok. Ya Bursa Spor'un sezonu... şimdi tabii ki de çok konuşuluyor Bursa Spor'la alakalı. Sağ olsun Söğ abi bu konuda daha uzman, daha deneyimli. Onun anlatacakları benim anlatacağımdan daha kıymetli ve daha önemli. Ve onun ekibinin, onun birlikte konuklarının. Şimdi Bursa Spor neticede işte 2 yıldır, son 2 sezondur TFF 2. Lig'de mücadele ediyor. İşte yönetim, bir yönetim daha değişti. Nereden baksan işte ortalama senede bir yönetici değiştiriyoruz Bursa Spor son kaç yılda. Şimdi sevgili Sinan Kaptan da efsane kaptanımız zaten, evet. Sinan Bür. O da ve ekibi gerçekten hani tekrardan aynı havayı yaşatmak adına, yeniden diriliş mücadelesi göstermek adına tüm şehirde aynı havayı yakalamak istiyor, yakalatmak istiyor. Güzel hamleler de yapıyor. Mesela kadınlar için geçen bir, evet, organizasyon vardı. İşte kadınlar da tribünde yer alsın. YouTube kanalına da onun için bir yayın yaptılar hatta başkan evet. ve ekibi. İşte şimdi taraftar takıma küsmesin, taraftar takımın yanında olsun diye kombinelerde indirimler yapıldı. Mutlaka bunun ardı arkası kesilmeyecektir. Yeni yeni şeyler de yapacaklardır. Yeni projeleri faaliyete geçireceklerdir. Bence başlangıç için çok güzel ve anlamlı, önemli projeler bunlar. Bunlar zamanla da inşallah sahaya da yansırsa. İnşallah. Mesela gerçekten, geçen hafta onu konuştuk. Hani Nazilli evet, maçında taraftar olmuş olsaydı Bursa Spor'un. O maçı kazanırdı kesinlikle demiştik. Kesinlikle kazanırdı yani. Yani Altınordu deplasmanında da bayağı bir taraftar gitti. Hatta buradan Barış Baş ve Nuri Çekçi'ye selam göndermek istiyorum. Hafta sonu maç anlattığım turnuvada onlar da İzmir'den gelmişlerdi. Yani biz İzmir'de tişörtle geziyorduk falan diye Bursa o bayağı bir iyiymiş hava orada. Şöyle da. Yani öyle Altınordu bir... maçında da mesela çocukların üzerine çok gitmemek lazım. Yani beraberlik de olabilirdi ki Enes'in kaçırdığı, karşı karşıya evet, kaçırdığı pozisyon vardı. Evet, o pozisyon bir kırılma anıydı sanki. Yani o maç bizim Bursa Spor'un galibiyetiyle de bitebilirdi. Çünkü TFF 2. Lig'de ne oynadığının bir önemi yok. Nasıl kazandığının bir önemi yok. Kazandın. Fırsatları değerlendirebilmek. Yani fırsatları değerlendirdin mi değerlendiremedin mi o konuşuluyor. Yani bir Süper Lig olmuş olsa oyunun güzelliğini, oyunun akıcılığını falan konuşabilirdik. Ama burada alt tarafta farklı savaşlar, farklı mücadeleler verildiği için burada artık onu nasıl değerlendirdiğin önemli. Galibiyeti nasıl aldığın önemi yok yani. Yani inşallah şansla Beyoğlu maçında bizim yanımızda olur. İnşallah. Taraftarımızla birlikte karşılaşmayı da kazanırız. O ki akademimizden, Bursa Spor Akademimizdeki çocuklarla mücadele ediyor. Enes Ünal'a değinelim. Aa, Enes Ünal da Premier Lig'e transfer oldu. Burnley takımına. Yarım sezonda olsa... Yani Enes Ünal'ın transferi için ne dersin yani? Orada da gerçi çok önemli bir forvet var. Skelson muydu? İsmini hep şaşırıyorum ben o çocuğun ama yani inşallah Enes forma şansı olur. Yerde en önemli forvet Enes Ünal'dır. Evet, bizim için öyle. Bizim için öyle, benim için öyle yani. Enes Ünal varsa orada Enes Ünal en önemli isimdir yani. Burnley'de çok güzel bir paylaşımla şey yaptı. Yazı kısmında da şey vardı paylaşımda. İskender, Lokum, Bursa falan diye belirtmişler böyle. Çok güzel bir paylaşımdı. Ya şimdi Enes Bursa Spor'u en iyi temsil eden isim diyebiliriz belki kesinlikle de. Kesinlikle yani. Bursa Spor'lu Enes gibi bir şey yani. Evet. Şimdi mesela adam, mesela burada bir vefası da var Enes'in. Orada soruyorlar işte. Bursa evim diyor. İşte Eskişehir babamın memleketi. O yüzden 26 numaralı formayı giyecek herhalde muhtemelen. Onu bilmiyordum. Enes bak. Ünal. Yani şimdi babası
Eskişehirli. Eskişehirli olduğunu bile bilmiyorum bak şu an. Yani öyleymiş. Bursalı Eresli'ye artık öyle özleştik bizde. Bugün Wikipedia'ya baksan işte Mesut Ünal kimdir diye orada doğum yeri İstanbul çıkıyor ama demek ki Eskişehirliymiş kendisi. Doğru ya, hep yer köken olarak tabii biz onu işte Bursalı Enes, Bursalı Mesut olarak biliyoruz neticede. Tabii. Orada bir ahde vefasını göstermek istemiştir belki de Enes Ünal. Enes Ünal şimdi Burnham'da dikkatli izleyeceğiz kendisini. Kesin iyi de bir takıma gitti bence Manchester performans City'de olarak. Manchester City'de 17 yaşında gittiğinde izleyememiştik Enes'i. Evet. Ne oldu? Hollanda Ligi'ne gittiği zaman izlemiştik. Beğenmiştik İspanya'da işte Belçika Ligi'ne gittiği zaman. Yani. Hani ikinci kümede Hollanda 2. Ligi'nde oynamıştı Enes. Gol kralı olmuştu orada. Sonrasında işte Belçika takımına gitti. Sonrasında yanılmıyorum değil mi? Belçika takımına gitmişti evet, galiba. Evet Belçika'ya gitti. Sonra İspanya'da işte daha da yıldızı parladı. Enes Ünal... Bir dönem transfer seyyahı diye anıldı ama Enes Ünal. Çok geziyordu kulüp. Yani çok ama gezen Getafe'de, oyuncular Getafe'de, da var. Getafe'de oturdu yani. Orada bir efsane oldu gibi. Hatta ben şaşırdım da ama Premier Lig'e gitmesi tabii ki çok iyi oldu yani. Ben sevindim açıkçası. İnşallah buradan İnşallah da. Yani orada da tutulur. 6 ay işte ya da kısa yarı sezonu güzel değerlendirir. Premier Lig'de kalır veya işte İspanya'da başka bir takıma transfer olur. Daha, neden Fransa'da izlemeyelim? Daha bir üst sınıfta. Mesela tabii. Enes Belçika'da olmuş olsa şu anda leblebi gibi gol atıyordu Enes Ünal. O da doğru. Gerçi Villarreal'de falan da çok iyiydi aslında. Yani güzeldi, iyi oynuyordu. İşte Getafe'de mesela atıyordu adam. Frikikten atıyor. Yani ben Enes'in nasıl oynadığına bakmıyorum. Yani Enes nasıl oynamış, ne yapmış bakmıyorum. Enes şu anda zaten hakkıyla başarıyı yakalamış. Gitmiş sevgili kardeşim. Ve benim gördüğüm, tanıdığım en beyefendi adam insanlardan bir tanesi Enes Ünal. Gerçekten. Yani örnek sporcu kesinlikle derler ya, örnek kişilik diye. Aynen öyle. Enes işte... Altyapıda U14'te U15'te oynarken de beyefendiydi. Enes Ünal şu anda 97 doğumlu. 27 yaşında. Evet, 27 baktığın yaşında. Zaman hala beyefendi biri yani. Enes Ünal'ın zaten bir ara çok böyle kitap okuyan paylaşımları vardı, kitap tarzı. Evet. Bir gerçi bu kitaplarla şeylerle paylaşım yapan bir Emirhan istediği yere gelemedi galiba. Emirhan Bence, Aydoğan da çok. Mesela karakterden bahsedersek mesela Emirhan Aydoğan da çok düzgün bir karakter. Çok yani, beyefendi. Çok ya futbolculuğu da kötü bir futbolcu değil ki yani, iyi bir futbolcuydu. En son Bandırma'da kupa maçında attığı gol. Evet. İyi gol. Yani pardon, kupa maçında diyorum yani şey, ligde attığı ligde. Uzaktan sahayla güzel noktaya gönderdi ya. Bu da güzel. Emirhan Aydoğan istedi ya, Emirhan Aydoğan'ın pozisyonda oynayacağın çok oyuncu var. O ya da doğru. Bugün o orta saha. Şimdi Türkiye orta saha çöp diyor, çok affedersin yani, bunu şey olarak kullanmıyorum yani, işte transfer yapılıyor. Bolluğu var. Yani. Bolluğu yani, orta sahada bir sürü isim var. Yani her takımda kaç tane orta saha var? Bugün işte en şeylere bak, hala adam orta saha. Ama o konuda Galatasaray yapıyor. Bir tutturamadı. Galatasaray. Yani Galatasaray'da kaç tane orta saha var? Evet, her sezonda Hakim Ziyech orada. Evet. Değil mi? Berkan Kutlu. O da gitmedi mi? Genoa'ya gitti galiba, geri geldi. Geri geldi. Ndombele. Yani baktığın zaman bir sürü orta saha var. Bayağı şimdi Emirhan Aydoğan'ın rakibi fazla. O da doğru. O seviyeye gelebilmesi için. Ama iyi bir futbolcuydu o da. Enes Ünal'a da bence hala Emirhan Aydoğan iyi bir futbolcu. Enes Ünal'da başarılar diliyorum. Evet. Enes Ünal'a başarılar dileyelim. Ve evet, birazcık da araya bir sıkıştıralım. Ufak bir motor sporları. Hep futbol üzerinden gitmeyelim diye. motor Formula 1 tutkunlarının yani hayalini kurduğu bir transfer gerçekleşti. Önümüzdeki yıl itibariyle olacak bu tabii ki. Lewis Hamilton, yani 7 dünya şampiyonluğu bulunan, yani hatta Michael Schumacher, yani efsanesi, hepimize Formula 1'i sevdiren adam. Evet. Yani şimdi onun takımında acaba onun rekorunu orada kırabilecek mi? Ben bunu düşündüm yani. Çok farklı bir transfer oldu Mercedes'ten. Mercedes'te yıllarca özdeşleşmiş bir pilottu Lewis Hamilton. Hala daha mesela unutamam ben o Verstappen'le o şampiyonluk yarışını, o son düzlükteki o kapışmayı. Harika bir senaryoydu ama son yıllarda da yani Verstappen artık, çünkü Formula 1 sporu yani motor sporları öyle bir hal aldı ki bireysel sürücülük yeteneğinden daha çok artık ekip işine, yani takım işi programımızın ismini de cevabım. Öyle bir şeye döndü çünkü motorunu ne kadar güçlendirsen yaptığın arabaya değer kazanmaya başladı. Çünkü araba ne kadar iyi olursa bu konuda da bu sene yani Honda aracılığıyla Red Bull uçtu gitti yani. Yani rahat bir 14-13 yarış üst üste Verstappen kazandı. Ben en son bir sene önce izledim. Yalan yok, artık o kadar sıkıldım ki. Yani hep aynı şey. Bir aksiyon, yarışın aksiyonu kalmadı. Verstappen kazana kazana. Zaten en son işte rekoru kıracağı yarışı da Verstappen'e kaybetmişti. Verstappen'de yeni bir goat doğuyor motorsporları için. O da yani 3 senedir üst üste zaten şampiyon oluyor. Hamilton'ı Ferrari'de izleyeceğiz. Açıkçası ben de bir yani...
Ferrari fanı olarak, tifosi olarak, yani Formula 1'de Ferrari taraftarlarını tifosi derler. İtalyanca'da taraftar anlamına da geliyor. Ben sevindim açıkçası. Yani benim de hayalini kurduğum bir transferdi. Umarız Lewis Hamilton Ferrari'de başarılı olur. Yani iyi dileklerimizi, temennilerimizi gönderelim sadece. Benim için Michael Schumacher'dan sonra Formula 1 bitmiştir. Birçok insan için öyle. Ya bak, aramadan... bana, yani ben ufaklığımdan dolayı bana Formula 1'i sevdiren adamdır Schumacher'de. Yani özellikle dijital platformlarda, yani onu o bölümümüzde konuşacaktık aslında da vaktimiz yetmemişti. Evet. Yine o programla ilgili de çok olumlu tepkiler aldım. Yine öyle bir inşallah bir program çekelim biz. Yani spor dünyasının görselleriyle alakalı. Çok güzel bir belgeseli de var. Yani mesela şu motor sporları elbette hani mutlaka hızı, aksiyonu seven insanlar için ilgi çekicidir ama ben mesela arabadan da çok anlamam. O konuda ben de öyleyim. Düz bir sürücü olduğumu düşünüyorum. Yani araba konusunda pek fazla yani iddialı değilim 1, 4, ben de. Motorun 1-4, 1-2 olması çok benim için ehemmiyet yok. Yani gidiyor muyum, arıza çıkartıyor mu? Yani ama burada motor sporlarında tamam şey kadar sürücünün de bir önemi var. Yani tabii o zaten biz Michael Schumacher'ı sevdik. Ama son yıllarda iş artık teknolojik bir boyut kazandı çok. Ya şimdi oradaki yani, şeylerle birbirleriyle yarışan, zaten normal hani bu işin piyasasında da birbirleriyle yarışan iki tane firmadan bahsediyoruz. Biri çok elitlere hitap eden, işte daha çok spor tutkunlarına hitap eden. Diğeri de bu işi business, hani daha diğeri çok yani olan bir böyle marka. Daha çok böyle nasıl desem daha çok gurdomanlara hitap eden, öyle söyleyeyim yani bu işin şeyi. Evet. O iki takım yani. Biri, ama Ferrari son yıllarda çok ciddi bir düşüşte. Bunu ben şey olarak indirgediğim zaman spor motorlarından çıkıp da normal halka indirdiğimizde. Sen tabii sen işin ticari şeyini böyle baktığımız zaman bu. Ama özetledim. Zaten sürekli birbirine rekabet eden şey. Yani zaten ya, Ferrari ben burada açıkçası Lewis Hamilton'ın şeyini merak ediyorum. Ya bir bu işten anlamayan biri olarak acaba oradan sonra oraya geçince konfor nasıl, iyi mi? Hani nasıl gidiyor sürüş? İyi olacak mı? Gerçekten İstediğin manevraları yapacak mı? Yani işi zor. Zor bir takım. Ferrari'ye düşüş döneminde gitti. Belki de bilmiyoruz. Ferrari 2025'e çok iyi bir araç hazırlayacak. Belki yani de. Hamilton'la işte yani biz buradaydık geri dönmedik gibisine Abdullah Avcı var bir açıklamayla bir şeyler yapabilirler belki de. Ama işte diyorum ya araç çok önemli. Mesela Sebastian Vettel de dünya şampiyonuydu. Prime döneminde gitti oraya da. Ama hiçbir şekilde başarı sağlayamadı mesela. Ondan sonra Aston Martin'e gitti. Orada da aynı şekilde. İşte bence şey araçtan kaldı. Ziyade hani araç evet etki ediyordur. Hani %49 araç desek %51 kesin. O orası olur. Öyle evet o da doğru. Yoksa neden Ferrari'ye transfer olsun bu arkadaş? Demek belki de sürücü. Formula 1 fanlarını üzmek istememiştir. Evet, futbol dünyasında bu hafta içi yeni de bir gelişme yaşandı. Mavi kart uygulaması. Mavi kartla ilgili şöyle izleyicilerimize ufak bir bilgi vereyim ben. Handball'daki ceza yani, kuralı gibi. Ceza kuralı gibi işte hakemi aldatma yönelik ve şiddetli itiraz durumlarında oyuncular 10 dakika saha dışına alınacak. Hı hı. Çift mavi kart durumunda yine kırmızı kart olayı olacak. Çift sarı kartta olduğu gibi. Peki bir sarı bir mavi ne olacak? O konuda hiçbir belirti yok şu anda yani. Pardon bir dakika. Evet o da kırmızı kart. Nottan'a bakıyorum yani. Onu iyi çalışmamışız. Şu anda yok, onu fark ettim çünkü neden sordum biliyor musun şimdi? Yok bunu hani şey için sordum. Yani mavi mavi kırmızı, sarı sarı kırmızı. İşte sarı mavi bu da kırmızı. Ama madem ki kırmızı ile sarı arasında bir kart herhalde bu mavi kart. Büyük ya öyle bir şey işte yani. Bu biraz daha itiraz ve aldatma yönelik şey yani oyunun şiddet kısmı değil de daha çok işte hakemi biraz daha korumaya, hakemin işini kolaylaştırmaya yönelik bir kart gibi geldi bana. İlk Galler Ligi'nde uygulanacakmış. Zaten haberi yapan Daily Telegraph, İngiliz gazetesi. Yani ama UEFA Başkanı Seferin bu protokole karşı olduğu için önümüzdeki yıldan itibaren uygulanacakmış. Ya ama Seferin karşıysa gerçi bilmiyoruz. Seferin'i de Real Madrid Başkanı'nın biliyorsun ki onların aralarında bir atışma olmuştu Avrupa Ligi projesinden dolayı. Seferin biraz sönük bir karakter galiba. Ne kadar etkili olur bilmiyoruz. İFAB mı kazanacak, UEFA mı kazanacak, FIFA mı kazanacak? Çok değişik bir, yani bir kaos ortamı oluşturabilir bu olay futbolda. Mavi kart gelsin bence bir denensin ya. Güzel olur aslında. Bence de mi? Güzel olur, eğlenceli olur. Hani... Aynen öyle. Türkiye'de sence nasıl? Bence Türkiye'de
bir yani nasıl diyeyim, hakemlerin zaten Türkiye'de bir sıkıntı olur yani. Çift sarıdan kırmızı olmaz, çift maviden kırmızı olur. Yani çok olur ha. Çok olur. Gerçekten yani. Hele özellikle itiraz kısmı. Evet. Ama mavi kenar kart, kulübesine. Şimdi mavi kartın caydırıcılığı şöyle, caydırıcılığı. O kadar çok itiraz ettin, yoğun bir itiraz ettin. Sana maviyi göster dedik, hadi kardeşim bir 10 dakika sen dışarıda bekle. 10 dakika takımın eksik oynaması demek. Düşünsene bence ya. Bence ciddi bir sürede aslında. Tabii 10 dakikada yani ben bir kaleciyi düşün. Bir de önemli bir oyuncu olduğunu düşün. Evet. Savunmadan biri o. Ya da kaleci dediğin gibi kaleci. O kaleci gördüğünde nasıl olacak o zaman? Değil mi? Çok bunu önemli. Detaylı olarak bize anlatmaları yani lazım. Yani kaleci gördüğünde diyeyim. Ne olacak? 10 dakika oyuncu forma değiştirip kaleye mi geçecek? Olabilir oyuncu kaleci. Olabiliyor yani. Kaleci kırmızı kart. Gerçekten sanırım bu kural uygulanırsa çok ilginç görüntüler. Bence. Özellikle bizim ligimizde çok ciddi manada yaşanır. Yani şöyle bir caydırıcılığı olur en azından. İşte artık her zaman gördüğümüz işte hakeme itiraz. Bu kadar çok yoğun olmaz bence. Güzel bir caydırıcılığı olur bence. Benim düşüncem o. Evet bakalım bekleyeceğiz. Göreceğiz bunu da. Yani sarı ve kırmızı kart uygulaması ilk olarak Meksika'nın ev sahipliğine düzenleyen 1970 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlamıştı. Yine bakalım bir turnuvada mı denenecek acaba göreceğiz. Evet. Mesela özür dilerim ama VAR sistemi mesela işte İngiltere'de, İspanya'da konuşulanlar açıklanıyor değil mi? Evet. Bildiğim kadarıyla. Bunu Türkiye'de de yapmak lazım. Neden korkuluyor mesela? VAR kayıtları neden insanlarla paylaşılmıyor? Bunun konuda federasyon başkanının açıklayacağız diye bir açıklaması ama var ama çok geç kalınmamış mı? Yani çok sen geç kalın, tabii. Şöyle bir durum var. Mesela Bursa Spor diyelim, hani Bursa'da olduğumuz için Bursa Spor hep şu söyleniliyor. İşte ilk denenmesi, Türkiye liglerinde ilk denenildiği zaman sürekli Bursa Spor işte Sako, Jafra Sako, evet, gol atıyordu, iptal oluyordu sürekli. Çok yani. Zırt pırt harbiden yani. Sürekli. Yani işte offside çizgisini nereden aldın, nereden çektin, neye göre işte oradaki faali belirledin, işte gol atıyorsun, bir önceki pozisyondan, iki önceki pozisyondan dolayı işte golü iptal ediyorsun falan. Bütün bunları açıklamadan bize VAR sistemini getirirler. Şimdi mavi kart sistemi de öyle. İyice bir açıklansın, bunu bir önce federasyon bir sindirsin. Federasyon VAR'ı sindirmeden VAR'ı koydular Türkiye'de. O da doğru, evet. Futbol liglerine. Ya da keşke şöyle bir şey olsa, aslında bakarsan işte bir challenge sistemi var basketbolda, işte yine voleybolda. Challenge istiyorsun yani. Diyorsun ki arkadaş şuna bir bak, ben burada itiraz ediyorum, bir hakkım var, iki hakkım var ya da işte. Eğer iki hakkında, işte voleybolda böyleydi yanılmıyorsam, o kural değişti mi bilmiyorum son zamanlarda. İşte iki challenge hakkım var, kaybet, ikisini de kaybedersen, birini kaybettin diyelim veya ikisini de kaybettin. Haksız çıktın, bir de hakkın yok. Basketbolda da tek challenge hakkın var. Onu kaybettin, bir daha hakkın yok challenge istemeye. Hakem isteyebiliyor çok şey durumlarda işte artık kritik durumlarda. Hakem kendisi isteyebiliyor. Yani futbolda neden bunu getirmediler VAR sisteminde? Çünkü diyecek ki ben bunu istedim. Gol mü değil mi işte nereden çektiğini ne yaptığını bilmiyorsun. Bir de gelip bunu açıklıyor. Basketbol hakemi, voleybol hakemi diyor şeyde, ki. Kadınlar Dünya Kupası'nda mesela VAR'a gidip açıklamayı yapıyordu hakem. Karar verdiğini. Bunu Afrika Kupası'nda da yaptılar. Neden bu ülke Türkiye'de bu olmuyor? Ama mesela VAR'ı izleyip hakem yani mikrofondan açıklama yapıyordu seyirciler. O çok i̇şte güzel, çok hoşuma gitmiş. Aslında Türkiye'de de bu olması olur. Lazım. Sebebi ne olduğunu tribündeki adam, maçta olan, o anda tribünde olan adam bilmesi lazım. Ama bizde şimdi hakem direkt konuşmaya başladı, ıslık olayı var ya. O biraz sıkıntı yaratıyor. Ama işte buna fırsat veren tribünden gelen bir fırsat insan veren sensin. Yani bütün hakemler için böyle geçerli. Yani sen diyalog, iletişimi düzgün kurarsan seninle kimse uğraşmaz ki. Neden ıslık çalsınlar sana? Evet, spor dünyasından ilginç kareler kısmımıza gelelim artık. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken. Bu hafta içi Denizli'de oynanan bir karşılaşmada bir futbolcu elinde telefonla sahada mücadele ediyordu. Evet, şimdi yönetmenimiz Ercan Bey de ekranlara veriyor. Bu amatör mü mü? Yok, Denizli spor maçı yani. Denizli spor maçı. Evet. Çok ilginç bir görüntü değil mi yani? Değil mi? Ben çok şaşırdım yani sahada. Ben böyle bir olaya daha önce şahitlik ettim biliyor musun? Bir halı saha maçında yani kuzenimin yani hatta en büyük kuzenim. Ya halı sahada zaman anlam verememiştim yani bu kadar mı seviyorsun yani diye. Elinde telefonla. Ya ne bileyim çok ciddi herhalde. Aşkım, ilişkide sıkıntı var galiba büyük ihtimalle. Yani arkadaş da çok seviyorsa herhalde. Ya bu da yani... kiminle kız arkadaşıyla mı konuşuyor bilmiyoruz ki. İnşallah böyle olmuş ya kötü bir şey olmasın da yani. Ama de... yani sahada telefonla da mücadele etmek ne bileyim yani. Hakem buna iyi bir şey demedi yani ya da fark büyük ihtimalle fark edilmedi.
Bulgaristan Ligi'ndeydi yanılmıyorsam. Hakem telefonda konuşuyordu. Bir süre oyunu durmuştu, hatırlıyor musun? Öyle bir görüntü vardı. Onu izlemedim ben, gözden kaçırmışım büyük ihtimalle. Ya burada izin verilmişse muhtemelen bir insani bir durum vardır ya. Yani büyük ihtimalle öyledir ya bu şimdi. Belki yani biz tabii işin esprisi kısmında bir yakını var. Tabii, evet. İnşallah öyle bir belki şey değildir oradan, de. Belki çocuğu dünyaya gelecek umutlu haberi belki sahada alacak. Gerçi öyle bir şey de olabilir yani, aynen. Ama çok garip yani, elinde telefonla sahada yani, ya veremedi mi kenarı yani, ne bileyim yani. Harbiden çok şaşırtıcı bir kare. Evet, bu hafta içi Galatasaray biliyorsun geçtiğimiz hafta içi bir forma lansmanı yaptı. Orada Barış Alper'le Okan Buruk pişti oldular. Yani görmüşsündür belki. Şimdi onu da yönetmenimiz verecektir diye tahmin ediyorum. Yani bir de şimdi bu konuya gelmeden önce şuna da değineceğim. Evet işte yani gerçekten yani içindeki tişörte kadar bir ayakkabılar farklı. Evet. Aynı yerden mi giyiniyorlar? Okan Buruk'un peki geçtiğimiz maçtan sonraki açıklaması hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir espri yaptı, hatta böyle bayağı da kahkaha attı. Artık dedi Barış'ı bir yerde, Alper'i bir yerde oynatacağız. Yani sağ kanat, sağ bekte de, sol bekte de bir sorunumuz var. O Barış çok iyi bir oyuncu değil mi? Bence çok iyi bir oyuncu. Yani hızı çok iyi. Ben şunu tekniği düşünüyorum. Tekniği fena değil. Yani Barış Alper'i zaman zaman santroforda görüyorsun, sağ forvette, sol forvette görüyoruz, orta sahada görüyoruz. Şu anda net bir Premier Lig futbolcusu değil mi? Bence çok iyi, çok net bir Premier Lig futbolcusu. Kesinlikle yani her yerde o hızlı. Ya milli takım düşünüyorum da şu jenerasyon, herkes o kadar iyi ki yani. Mesela ben Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na yapılanlara üzülüyorum ya. Üzücü, evet. O... Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a geçen sezon şampiyonlukta çok önemli pay sahibi olmuş. Yani Kardi ile uyumu çok iyi mesela. Yani iyi bir ikili oldular bence yani. Efsane ikili. Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik yani yerlerde golleri imza atmış. Evet. Doğru paslar. Tamam. Şu konuda Kerem Aktürkoğlu'yla yani uyuşmayan taraftarımız var. Pası çok isabetli pas atmıyor. Kimi zaman gülle son atıyor. Son vuruşları biraz evet, bana da çok şey geliyor. Ama Kerem Aktürkoğlu bence iyi futbolcu ve Galatasaray taraftarı ona biraz bir haksızlık yapıyor gibi yani geliyor bana. Bilmiyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nde biraz, gerçi Şampiyonlar Ligi'nde de gene bakınca bayağı iş yaptı ama bir de yapamadıklarını yapmış olsaydı Galatasaray çok rahat gruptan çıkmıştı düşününce de, o da var yani. Evet, bir diğer pişti olayına da gelmek istiyorum. Bu şahsım adına yaşanmış bir pişti. Fatih Hocam'la birlikte, evet. Yani Fatih Hocam'la birlikte pişti olmuşluğum da var. Bu da benim için büyük bir gurur. Burası Karacabey Stadı. Karacabey Stadı. Karacabey 1461 Trabzon maçını evet, anlatmaya gitmiştim geçen sene. Bizim de Fatih Hoca ile atkılarımız farklı. Fatih Hocam'ın ayakkabılarını göremiyoruz ama benim ayakkabılar beyaz. O da karların içinde kaldığı için oradan da bir pişti. Evet. Sayılabilir aslında. Sen de pişti olmuşsun Fatih Hocam'la. Gerçekten. Bu arada yeni tarzında hayırlı olsun. Teşekkür ederim, sağ olsun sevgili Sabah. Arada bir imaj değişikliği yapmak iyi olur diye düşündüm. Sevgili kuaför kardeşim Tuncay Şimşek'in de buradan ellerine sağlık demek istiyorum. Buradan ona da selam yollayalım gerçekten. Kendisinin kuaför olmadığını söylüyor bu arada. Ben bir saç sanatçısıyım diyor. Bu arada onu da belirtelim. Sevgili Tuncay'a bizler de selam gönderelim. Evet, sanatçı arkadaşımız. Tabii. Evet, sanatçısı. Sayın Tuncay Şimşek. Her ne kadar makası saçımıza değmese de. İnşallah kısa zamanda değer diyelim yani. Kısmet. Ya biraz ama kuaförlük yani berber, terzi, bu tür mesleklere bir abonelik durumu söz konusu oluyor. Öyle, gerçekten. Ben yani yıllardan beri evet, ne kadar saçım kötü gözükse de ben saçımı seviyorum. Şöyle. Ya, saç konusunda mesela ben çok şeyim diyorum. Kuaför hatta değiştirme. Ha, sakal hadi olabilirsin belki farklı yerlerde falan ama saç çok şey yani. Yani nasıl diyeyim? Kim olduysan, kim yapıyorsa olacak yani. Evet evet. Tuncay hatta bir dönem şöyle konuşuyorduk tabii, biz o dönemler aynı gruptaydık. Evet. Halk oyunları oynarken işte seyahatlerde bir berberimiz var diye seviniyorduk tabii ama Tuncay o zaman biraz daha küçüktü ama. Kendisi sezonu tamamlayamamıştı. Sezonu ama tamamlayamamıştı. Evet. İnşallah müşterisi bol olsun kardeşim. Evet. Salih Başan değerli yorumların için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program tabii, oldu. Güzel bir hafta geçsin inşallah herkes için. İnşallah. Yani şunu konuşmak lazımdı. Tofaş, evet. Serhan Hoca, Serhan Kavut Bursa Spor Info Yatırım'da takımın başına geçmişti ve ilk galibiyetini aldı geçen onu hafta. Onu da tebrik edelim. Tebrik ederiz. Bir dahaki bölümde de baskete bayağı bir girelim, evet, o Tofaş, zaman. Tofaş dün onları grubunda, dün değil birkaç gün önce daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçında 2. galibiyetini aldı evinde
84-71 yendi Şole takımını. İki Fransa takımı var grupta. İkisini de mağlubiyetle başardı. İnşallah onlar için de güzel gidiyor. Her ne kadar ligde biraz sallansa da. Bu hafta mesela yine Tofaş'ın içeride çok önemli bir karşılaşması var. Petkim'le oynayacak. Ali A. Petkim'le oynayacak. Oradan galibiyet bekliyor. Tabii biz de Bursalılar olarak bekliyoruz. Bursa Spor Info Yatırım deplasmanda oynayacak. Basketbol Süper Ligi araya gidecek. Kupa arasına gidecek. Bizim her iki takımız da Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. İlk 8 sırada yer alamadığı için. Ama en azından Şampiyonlar Ligi'nde Tofaş mücadele ediyor. Ve sezon sonunda da her iki takımımız da inşallah ilk 8'in içinde kalır ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitme, katılma hakkı kazanırlar. İnşallah biz de onları orada da destekleriz. İnşallah. Takım işinin burada sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu hafta sonları diliyorum. Görüşmek dileğiyle.